Bu yıl Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu olarak biz İPARK 3'ün ilk çağrısına çıktık. İlk çağrısında yüzüş tedbiriyle ilgili tarım ve balıkçılık ürünlerinin geliştirilmesi. Burada bizim yaklaşık 30 tane yakın proje aldık. Bunun bizim için şu önem vardı. Malatya biliyorsunuz kayısı anlamında dünyanın bir numarası ve bu anlamda her geçen günde markalaşan ve değeri gitgide artan ürünümüz. Onun için biz bu ürünümüz için birçok projeye imza attık ve bundan sonra da birçok projeye imza atacağız. Bu ürünümüzün markalaşması ve değerin artması için. Bu yılki rekortemiz de yani çok şükür iyi. Şu ana kadar biz bu aldığımız 30 tane projemizin yaklaşık 22-23 tanesi kayısı ürünüyle ilgili. Kayısının fiziki altyapısının iyileştirilmesi ve kayısı ürününün farklı versiyonlarının da oluşturulması ve pazar payının artması için çeşitli projeler yapılmakta ve bu projeleri de inşallah destekleyip hayata sunacağız, hayata geçireceğiz. Bu dönemde aldığımız projeler içerisinde yaş kayısının işlenmesi ve pazarlanması, kuru kayısının işlenmesi ve pazarlanması, kuru kayısıda işlenmiş ürün yapılması gibi birçok alanda kayısıyla ilgili yapılmış projelerimiz mevcut. TKDK'yla şimdiye kadar yaptığımız projelerde kayısı ürünlerinin veya kayısı işleme testlerinin fiziki altyapılarının birçoğunun fiziki altyapısı iyileştirildi ve bu yeni yapılanlarda da Avrupa standartlarında tesisler oluşturuldu ve bu tesislerle birlikte ihracatımız da her geçen gün artmakta, inşallah daha da iyi olacak ve Türkiye'de, dünyada Malatya kayısısının pazarı daha da artıp ve bu kendi yerimizi inşallah daha da sağlamlaştıracağız. Çünkü bir ürünün pazarının oluşabilmesi için ilk önce fiziki altyapılarının oluşması lazım. Bunların işlenebilecek tesisler, depolanabilecek tesisler ve ulaşımı sağlayacak araçların oluşması lazım. Şöyle örnek vereyim size. Mesela bugün bunun 10-15 yıl öncesine baktığınız zaman, 10 yıl öncesine baktığınız zaman yaş kayısı pazarımız bu kadar iyi değilken bugün yaş kayısı pazarımız da belirli bir pazar seviyesine ulaşmış durumda.